Günaydın, mutlu sabahlar. Sabah kahvesine hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuyu yine işleyeceğiz. Başarılı kadınları, alanında başarılı olan kadınları ele almaya devam ederken aslında yazılım sektöründe uzun yıllarca çalışmış ve bu anlamda önemli başarılar elde etmiş ve Türkiye'de ilkleri hayata geçirenlerden birisi Bahar Madazlı. Ama biz hem bu sektörü ne yaptığını, hayatını, iş hayatını konuşacağız hem de bunları derlediği bir kitap var aslında. Asıl bunu konuşacağız. Yoldan Çekilin, Hedefteyim şeklinde bu kitabın ismi ve bunu konuşacağız. Gençlere önerileri, tavsiyeleri var. Kadınlara da önerileri, yine tavsiyeleri var. Bunları konuşacağız. Vakit kaybetmeyelim. Hemen kendisiyle başlayalım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi aslında hikayeniz çok geniş. Ben kısaca başlamak istedim. Yazılım sektöründe önemli başarılarınız var aslında. Yani Türkiye'de ilkleri de hayata geçirenlerdensiniz diyebilirim herhalde. Evet. İş hayatı sonrası daha yeni çıkan bir kitap. Yani gençlere önerileriniz var burada. Evet, çok da güzel, keyifle de okunan bir kitap aslında. Önce nereden başladınız diyelim. Sonra kitabı geniş geniş konuşuruz isterseniz. Çok farklı bir bölümden mezun olup yazılım sektörüyle aslında iş hayatınıza uzun yıllar devam ettiniz değil mi? Kesinlikle öyle. Şantiyede inşaattan mezun oldum ve şantiyede işe başladım. Şantiyede işe giderken bir kendimi geliştirmek için bir bilgisayar kursuna gittim. O zamanlar bir tek bir basic programlama dili kursu vardı. Bir aylık bir süreçti. O bir aylık süreçte ekrana sadece merhaba yazmasını öğrenebilmiştim. Daha sonra o bilgisayar kursunda bir iş ilanı gördüm. Bir şirkette yazılımcı arandığını. Oraya başvurmak istedim. Hoca da yani ne haddine oraya başvurmak, hani bir tane merhaba yazmasını öğrendin, nasıl bu işe başvurabiliyorsun diye bir bakış attı. Fakat ben onu dinlemedim. Siz bana verin dedim telefonunu, ben başvuracağım. Başvurdum, sonra oraya kabul edildim. Kabul edilip bilmediğim bir işi gece gündüz çalışarak yoluma da devam ederken öğrendim. Daha sonra birçok önde gelen, Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarında kademelerimi yükselte yazılımcı olarak devam ettim. Ve en sonda zaten 12 yıl boyunca da yazılımdan sorumlu genel müdür yardımcısı oldum. Ve de Türkiye'deki ilk EFT programını yazanlardan biri oldum. Herhalde 80'lerin sonu falan değil mi? 89'lar, 87'ler gibi bir zamandı. İlk yazıldığı zamanlardı. O zamanlarda bankalar arası rekabet çok olduğu için gizli gizli yazılır. Ve sabahleyin programlar devreye girerdi. Hemen de reklamları olurdu. İlk benim çalıştığım bankanın yazdığı bir elektronik fon transferi programıydı. Ondan sonra diğer bankalar yazdı. O yüzden de benim için de bir şans oldu. Bu şansı bir şekilde yakalamış oldum. Ama nereden nereye diye baktığımızda bu kadar kısa anlatmanızda biraz mütevazilik görüyorum ben. Çünkü hani hakikaten o zaman sizin bahsettiğiniz yıllarda, yani ben ilk yazılım noktasında kursa gittim ve bu konuyla ilgili eğitim aldım dediğinizde evimizde tabii bu kadar çok bilgisayar tabii yoktu. Bilgisayar kesinlikle. Bilmiyorduk. Belki oyun tabii. bilgisayarları gibi vardı tabii. değil mi o dönemler tabii, ki? Tabii. İşte şimdi hepimizin elinde tabii. akıllı telefon. Tabii. İşte neredeyse çoğu kişi yazılımcı. Kesinlikle. Şimdi benim o zamanlarda şirketlerde bile herkese birer bilgisayar verilmiyordu. Orada bir 3-4 tane bilgisayar duruyordu. Kim kaparsa o yazılımını yazabiliyordu. En önemlisi internet yoktu. Tabii ki internet yoktu. Bilgi alabileceğiniz bir ağ yoktu. Sadece de kitaplar vardı. Ve de ya kendiniz bulacaksınız, ya kitaplardan okuyacaksınız ya da bir arkadaşınızla beraber çalışacaksınız. O da arkadaşınızın işi bitecek ki size anlatacak ki bir dolu bir süreç oluyordu. Onun için de geceleri de çalışmak zorunda kalıyordunuz o işi öğrenebilmek için. Allah'tan çok uykuyu seven biri değildim ki bu avantajımı buralarda çok iyi kullandım. Hep gece çalışılır derler, doğru evet, mu? Evet, kesinlikle mi? Öyle. Yani biz mesela bir daha sonra bir tanesi bankaydı benim. Banka 7x24 çalıştığı için herhangi bir sorun olduğu zaman kapımızda şoför ve araba beklerdi. Toplardı, bankaya götürürdü bizi. Programı düzeltir, tekrar geriye gelirdik. Dolayısıyla saat menfumumuz yoktu.
7x24 biz de çalışırdık. Bunların güçlüklerinin yanında en güzel şey de ortaya bir eser üretiyorsunuz. En güzeli aslında bu haz duyduğunuz konuda buydu. Ve de takılı kalmamanız gerekiyor. Bir takım hatalarda, bir takım ödüllerde yapılması gereken ve size yapılmayan şeylerde takılı kalmayıp yolunuza devam ettiğiniz zaman bu ürünün hazzını alabiliyorsunuz. Bir de o dönemlerde yazılımcı diye bir meslek yok bildiğim kadarıyla, tabii, değil tabii. mi? Hele bir de kadın, yani hani teknoloji dediğimiz zaman, yazılım dediğimiz zaman hep erkek akla gelir ya, evet. erkek egemen bir alandır. Evet. Mesela hala öyledir. Hala öyle. Zaten yazılımcının olmadığı bir dönem. Tabii. Yani yazılımcıyım dediğimde acaba hani kaç kişinin anladığı bir dönem. Tabii. Bir de kadın olarak hani tabii. bu mesleği icra etmek de zordu sanırım. Bir farkımız, yani belki erkeklerden, aslında erkeklere de çok net bir şey söylemek istemiyorum kesinlikle de. Hani ben kendi özelimde söyleyeyim. Birincisi, evet, iki kat daha fazla çalışmak gerektiriyor. İkincisi de verilen sözleri yerine getirmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey yaratmıştım. Aa, Bahar böyle mi dedi? Tamam, o doğrudur. Bu mutlaka öyle yapılır. Yani şu zamanda yapılacak. Şu şekilde yapacağım dediğim zaman mutlaka yapmam gerekiyordu. Nedense öyle bir kendime böyle bir şey belirlemiştim. Evet. Bu güven çok önemliydi. O yüzden de herkesten bir adım önde olmuş oluyordunuz. Öncelikle kendimize güvenmemiz gerektiği için bu özgüvenle hareket ediyordum. Kendime inanıyordum, bunu yapabileceğime inanıyordum. Yapılamayacak da bir şey olmadığında hayatta düşünemiyorum zaten. Sonuçta evet, yazılımdan sorumlu genel bir müdürümüz olarak mezun oldum. Fakat oturdum, bir kitap yazdım. Tabii ki bir edebiyatçılar gibi bir şey olabilmem söz konusu değil ama o kitapta bir şekilde sohbet etmeye çalıştım. Sohbet ederek insanlarla paylaşımda bulundum. Bu paylaşım sonucunda alabilecekleri bir şeyler olmalarını istedim. Alacaklarına da inanıyorum. Çünkü herkes bir şekilde kendinde bir şeyler bulabilir diye düşünüyorum. Şimdi bana mesela dönüp sen ne yazarlığı diye soracaklardır. Yani yazılım, şantiye ve yazarlık, ne oluyoruz diye. Olsun, biz bunların hepsini yaparız diye düşünüyorum. Çok da yapılmayacak şeyler olmadığını görüyorum. Önemli olan samimi olmak, güvenli olmak ve insanlar için bir şeyler üretmek, bir üretim yapmak diye düşünüyorum. Evet, şimdi bu kitapta aslında çok yönlü olduğu için genel olarak ben söyleyeyim. Siz hani burada gençlere yönelik olarak hani hem örnek veriyorsunuz, hem kendi yaşadıklarınızı anlatıyorsunuz, hem de önemli sözler de var burada. Evet. Yani birçok kişinin sözleri de var. Onlardan da biraz sonra örnek veririz. Neden ismini bu şekilde belirlediniz? Yoldan çekilin, hedefteyim. Şöyle, şimdi demin de söylediğim gibi mesela ben şantiyeden ayrıldım. Ondan sonra yazılımcı oldum. Sonra işte yazarlığa soyundum. Ve bir anlık hedefler yaptım. Ve bu anlık hedeflere giderken çok da vaktim olmadığını düşünüyorum. O yüzden de çok hızlı hareket etmem gerekiyor. Çünkü bir küçük ve anlık hedef belirledim. Buraya bir koşa koşa gitmem gerekiyor. O yüzden de diyorum ki insanlara, çekilin yoldan, ben bu hedefime doğru gidiyorum. Bir telaş olduğunu, bir bitirmem gerektiğini, bir şeylerin bitirmem gerektiğini, bu hedefe hızlı bir şekilde ulaşmam gerektiğini anlatmak istedim. Burada hani daha uzun bir hedefler belirleyip de yoldan çekilin hedefteyim demek çok anlamlı olmazdı. Burada kısa hedefler olduğu için yoldan çekilin hedefteyim diyorum. Bir beni rahat bırakın, ben bir gideyim hedefime diye düşündüğüm için böyle bir ismi kullanmak durumunda kaldım. Siz anlatıyorsunuz ne olduğunu. Aralarda küçük anekdotlar var, değil evet. mi? Aralarda küçük evet. küçük işte ünlü sözler var. Evet. Onları da alıntılayarak yazıyorsunuz. Ve neler yaşadığınızı, ne yapılması gerektiğini de söylüyorsunuz bölüm bölüm. Evet. Yani bu anlamda aslında herkesin, sadece gençlerin değil herhalde. Yani evet. Gençlere evet. yönelik dedik ya, o yüzden altını çizmek istiyorum. Herkesin okuyabileceği kesinlikle, bir kitap. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yaş sınırı vermiyorsunuz. Yaş sınırı aslında gençler dedim. Çünkü dediğim gibi
gençler çok güzel yetişiyorlar. Çok güzel ve cesur geliyorlar. Cesur geldikleri için de hani bu kitap belki onlara yollarında ilerlerken atlayabilecekleri ve hani hedeflerine ulaşmaları için kaçırabilecekleri bazı şeyler olacağını düşündüm. Bunlardan bir tanesi aile olarak düşündüm. İkincisi insanlık olarak düşündüm. Ne yaparsak yapalım hedefimize giderken ailemizi ihmal etmeden yapmalıyız diye düşündüm. Çünkü geriye dönüp baktığımızda sadece ailemiz kalacaktır bizimle beraber. Onun dışında insanlığımızı hiçbir zaman için unutmamamız gerektiğine inandım. Çünkü bir zaman geliyor bu ünvanlarınızı üzerinizden çıkartıyorsunuz. Elbiseler gibi çıkartıp bir kenara koyuyorsunuz. Sadece kendiniz kalıyorsunuz. Bir de dostlarınız kalıyor. Bir de insanlığınız kalıyor. Tüm bunları yaparken bunları da atlamamalarını istiyorum. Çünkü hakikaten bu yolda giderken göremediğimiz birçok şey oluşuyor. Değer vermediğimiz birçok şey oluşuyor. Ama bunlar geriye dönüp baktığımızda iş nihayete eriştikten sonra keşke şunları yapsaydım diye düşünülüyor. Bu sadece benim hani onlara öğütüm de değil. Bir sohbetim, bir abla gibi, bir teyze gibi bir sohbetim aslında. Onu yapmak istedim onlarla. Şimdi yazılım alanında geçmişte önemli başarılar elde ettiğiniz için yani ilk EFT bunlardan bir örnektir. Tabii. Hani bunun eğitimine de yönlendirebilirdiniz kendiniz. Yani ben en azından dışarıdan baktığımda böyle görüyorum. Hani siz bunun eğitimine yönlendir. Çünkü bu konuda çalışmak isteyen çok. Evet. Dünyaya baktığımızda böyle veya işte bu işin merkezleri vardır, bu işin eğitimini veren birçok okul vardır. Onlar da olmak isteyen çoktur. Hepimiz aslında çocuklarımız bilgisayarla büyüyor ve dolayısıyla zaten bu işin içindeler. Ve bu konuda eğitimde herkesin isteyebileceği, tercih edebileceği bir alanda ama siz bunu seçmeyip daha farklı, sanki biraz daha sosyal sorumluluk niteliğinde düşündüğünüz gibi hissediyorum. Ama şu vardı, benim mezun olduğum zamanlar bilgisayar mühendisliği yoktu Türkiye'de. Yani öyle bir bölüm yoktu. Öyle bir bölüm evet. Yoktu. Dolayısıyla ya matematikçiler bilgisayar programcısı oluyordu, ya istatistikçiler oluyordu, evet. Ya işte bizim gibi farklı bölümlerden mezun olanlar oluyordu. Bizden sonra bunlar oluşmaya başladı. Benim özde anlatmak istediğim aslında hani bir bilgisayar yazılımcısı olarak ortada değil, yapamayacağınız işinin olmadığını anlatmak istedim. Bilmediğim bir işi biliyormuş gibi yapıp yolunda giderken bunu öğrenmemen için bir nedenin olmadığını anlatmak istedim aslında. Bu kitapta birazcık da amaç buydu. Genellikle kitabın içinde var. Var. Bilmediğiniz bir şeyi biliyormuş gibi yapın. Evet. Evet. Ben öyle yaptım. Aslında birçok insanlara bu ters gelir. Yani bilmediğin işi ne demek yani biliyormuş gibi yapmak ne demek diye. Bunun için biraz cesur olmak gerekiyor, kendine güvenmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yapılamayacak bir iş de olmadığını düşünüyorum. Sonuçta hepimiz üniversite mezunu oluyoruz. Bunu evet okumadık ama ilerleyen zamanda o açığı kapatabileceğimize inanıyorum. Daha çok çalışarak, iki kat daha fazla insanlardan daha fazla çalışarak bu açığı kapatabileceğimize inanıyorum. Tabii ki yani hiçbir yerden mezun olmayıp da ben bir bilgisayar mühendisi olayım diye bir şey söylemek söz konusu günümüzde değil. Günümüzde pek mümkün değil, evet. Mümkün değil. Ama farklı bir alanda başlayıp farklı bir alanda devam edilebilir diye düşünüyorum. Ve bunu da yapmış olduğum için de onu nasıl yaptığımı yol göstermek istedim. Yol gösterirken de umut olmak istedim. Cesur olmalarını istedim. En büyük de problem aslında evet. Yani... Her meslekte, çoğu meslekte diyeyim, bazı meslekler için geçerli olamıyor ama çoğu meslekte mezun olunan okuldan o iş yani aynı meslek yapılmıyor. Daha farklı. Evet. Yani okuldan farklı bir meslek icra ediliyor. Yani bu hep böyle aslında. Yani X kuşağı dediğimiz, Y kuşağı dediğimiz evet. Hala bu şekilde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu seçeneksizlik değili anlatıyorsunuz aynen bir anlamda. Aynen öyle. Evet yani...
Sizin hikayeniz de zaten böyle olduğu için daha net anlatabiliyorsunuz. Evet, çok net anlatabiliyorum. Benim için bir tek hani kendilerine güvensinler, kendilerine inansınlar ve de cesur olsunlar istiyorum. Bunu yaparken de ama bazı şeyleri de kaçırmasınlar istiyorum. Ben mesela benim ikiz çocuklarım var, ikiz erkek çocuklarım var. Benim için onlar birinci öncelikti. Birinci önceliğim annelikti benim. Daha sonra ben o açığı kapatırdım çocuklarıma bakıp sonra tekrar işe gelip bu açığı kapatabilirim. Bu benim için bir engel olmazdı. Çocuklarım eğer rahatsızlanırsa derhal işi bırakır çocuklarımın yanına giderim. Bunlar da yapılabilecek şeyler. Bunları da anlatmak istedim. Yani hem bunu yapıp hem kademelerinizde yükselebilirsiniz. Ama bir bayan olarak kademelerde yükselmek gerçekten çok zor. Çok savaş verilecek bir iş. Ciddi kitabımda da yazdım. Tırnaklarımız hep dışarıda kadınlar olarak. Hem bir yandan kendi konumumuzu korumak için hem bir yandan çocuklarımızı korumak için. Ben bir toplantıya giriyordum. Bir tek bayan ben giriyordum. Herkes erkeklerle giriyordum toplantıya. Onlarla mücadele etmem gerekiyordu. Nedense öyle kendimi öyle düşünüyordum. Kendim daha doğru düzgün cevaplar verebileyim ve kendi bilgisizliğim ortaya çıkmasın diye geceden ders çalışırım, öyle gelirim toplantılara falan. Ben daha fazla efor sarf ediyordum diğer arkadaşlarımızdan, diğer erkek arkadaşlarımızdan. Çünkü onlar evlerine gelip yatıp ertesi sabah uykularından kalkabiliyorlar. Ama biz öyle değil, çocuk bakıyoruz, ev işi yapıyoruz. Tekrar eve işimize gelip aynı eforla devam etmemiz gerekiyor. Bu gerçekten zor bir iş aslında, zormuş. Geriye dönüp baktığımızda o çarkın içinde ben bu kadar zor olduğunu düşünmüyordum. Şu kitabı yazarken ay ne kadar zormuş diyor diye yazdım yani. Hakikaten bunu da mı yapmışız? Bu da mı böyle olmuş dönüp diye. Dönüp baktığınızda böyle oluyor aslında. Evet. O yüzden kitap yazmak için hani böyle bir sınır olmadığını da belki tabii bu şekilde ifade ediyorsunuz. Yani evet. Herkes yaşadığını, tabii ki dil önemli, ne yaptığınız önemli ama neticede bu kitap yazılırken kendi hikayeleriniz farklı hikayelerle de birleştirerek ortaya çıkarıyorsunuz. Evet. Şimdi tabii ki kitabın bazı içeriklerinden ben de bahsetmek istiyorum ama hani dikkatimi çeken şu oldu. Kadın dünyasının derinliği konusunda beni haklı çıkardın demiş Suna Yakın. Evet. Yani kitabı okuyarak. Okudu, evet. Bu anlattıklarınızı aslında yani şimdi özet olarak paylaştınız ama bu anlattıklarınızı da içinde barındırıyorsunuz. Evet. Hep şöyle düşünürüz yani anne olduktan sonra acaba çocuklarımı ihmal etmeden iş hayatında yine başarılı olabilir miyim? Ya da çocuklarımı biraz ihmal edebileceğim ya ne olursa olsun o dengeyi kurmak çok zor. Evet kesinlikle. Yani kadınlar için çok zor ama çok yönlü olduğumuz için herhalde biraz daha fazla işlerin üstesinden gelebiliyoruz. Ama örnek olarak bunun çok örneği olduğunu ben en azından düşünmüyorum. Yani ihmal etmeden bazı şeyleri o iş hayatında da bu desteği kendi kendine verebilmek. Tabii. Değil mi? Bunun da herhalde evet. Sırları vardır. Şimdi sadece vakit ayırmak anlamında söylemiyorum. Kesinlikle yani çok değil. Vakit ayırmak da çok ilgilenildiği anlamına da anlamına değil. Kaliteli bir vakit. Evet, kaliteli vakitten. Sonuçta çocuklar mesela ben akşamları sabaha kadar çocuklara ben bakardım. Yani hiçbir zaman için ay ben uyuyacağım yarın toplantım var diye bir şeyim söz konusu olmazdı. Çünkü onlara gece sarılıyorsunuz, sarılarak yatıyorsunuz, onlara bütün içtenliğinizden sizin kokunuzu alıyor. Bunları onlardan ihmal etmedim hiçbir zaman için. Neyimi ihmal ettim? Uykusuz kaldım. Çok da problem değil, uykusuzluktan ölecek değiliz ya. Bunu da bahsettim zaten kitabımda da. Bize bir zarar vermiyor uykusuzluk. Onlara sarılarak yattım. En zor verdiğim karar da tam genel müdür yardımcısıyım. Artık uzun yıllar geçmiş. Daha belki başka bir yönlere gideceğim. Fakat oğullarım üniversite sınavına girecekler. Bunun için ben işimi sonlandırdım. Çünkü sonuçta onların da gelecekleri önemli bizim için. Bir yerde dur demesini de bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onun için de hem dur demesini bilmek gerekiyor. Bir yandan da iş hayatında tadı da damağında bırakmak lazım yaptığımız işlerinde. Çünkü bir müddet sonra artık bu iş
tadı damağında kalmamaya başlıyor. Bir rutine girmeye başlıyor. İnsanların anılarında iyi biri olarak, iyi çalışkan biri olarak da bırakmak gerekiyor. Bir tarafımı onu düşünürken ama asıl tarafım çocuklarımın üniversiteye hazırlanmasıydı benim için. Onların gelecekleri çok daha önemliydi. O yüzden ben bu fedakarlığı da yaptım. Çünkü şimdi artık daha önemli bir projem vardı. Şimdiye kadar hedefim evet belli bir kademelere gelmek, belli bir yerlere gelmek ama asıl hedefim çocuklarımı bir noktaya getirmek. Şimdi asıl projem başladı. O yüzden çekilin yoldan hedefteyim. Çok rahat diyorum onu da. Evet doğru. Şimdi bazı bölümler var. Yani çok bölüm var. Hani belki sizin de dikkatinizi sonradan okuduğunuzda dikkatinizi çeken bölümlerden de bahsederiz ama mesela işte bu EFT'den bahsediyoruz. Yani en dikkat çekenlerden bir tanesi. Bir tanesi de ekibim ve ben teknolojik olarak hiç birikimimiz olmamasına rağmen çağrı merkezi kurmuştuk. İçinde yeni teknolojik gelişmeler de vardı diyorsunuz. Ki çağrı merkezi de o zaman bildiğimiz bir kavram değildi. Değil mi? O dönemlerden bahsediyoruz neticede. Ve bununla ilgili hem siz anlatırken bir taraftan da örnekler de veriyorsunuz. Evet. Ve bu işi de iyi yaptığınızı da bir şekilde anlatıyorsunuz ki aslında işte en iyi çağrı merkezi unvanını aldık diyorsunuz. Evet. O dönemde işte çalıştığınız şirketlerde. İleride bir yerde tam şimdi sayfasını da hatırlamıyorum önceden okuduğum için 6 ay ekibinizle önce bir çalışın onu tanıyın ondan sonra işe koyulun gibi bir söz vardı. Tam şimdi sayfasını da hatırlayamadığım için. Siz de bu yapıyı da kurdunuz herhalde ama hani iş hayatını şöyle bir düşünce o kadar hızlı olmak zorundayız ki. Bir de teknoloji dediğiniz zaman çok hızlı kesinlikle olmak zorundayız. Kesinlikle öyle. Nasıl yapacağız bunu o zaman? Kesinlikle. Yani nasıl koordine edilecek süreç? Tabii. Yani şimdi mesela ben çocuklar doğduktan sonra iş hayatında 45 gün sonra işe başlamak zorunda kaldım. Çünkü teknoloji dediğiniz gibi çok hızlı ilerliyor. Eğer ben bir 6 ay daha çocuklara bakayım dediğim takdirde bunlara gecikiyorsunuz ve bıraktığınız yerden devam edemiyorsunuz. Geriye kaymış olacaksınız. Tabii. Bir şekilde koşa koşa gelmişiz. Niye geriye kaydırayım diye düşündük. Ve de hiç bilmediğimiz işlerde yer aldım. Mesela bir dediğiniz gibi çağrı merkezi. 350 kişilik bir çağrı merkezi kuruldu. Bunun hem yazılımı hem donanımı hem operasyonuyla beraber. Hayatımda hiç bilmediğim bir işti çağrı merkezini kurmak. Bir şekilde bana bu böyle bir görev verildi. Bunu çok ciddi bir eforla yapmam gerekiyordu. Ve ekibi tanıyacak fırsatım da yoktu. Ama ekibi yönlendirecek fırsatım vardı. Onları iyi motive edecek. Pozitif motive ederek onları çalışır hale getirmek. Ama bunları çalışır hale getirebilmek için önce sizin çalışır olduğunuzu görmesi gerekiyor ekip. Bu insan oldu öyle. Bir yöneticiniz oturuyorsa herkes oturuyor. Bunun en büyük şeyi ben gece onlarla beraber oturup call center'ı kurduk. Beraber yazdık yazılımları, beraber donanımları adapte ettik. Tüm bunları beraber yaptık. Bunları beraber yapınca ekibi de bu çalışma esnasında tanıyorsunuz. Tanıyıp bir başarıyı, el birliği, bir aidiyet yaratıyorsunuz tanıdığınız zaman ve beraber çalıştığınız zaman. O zaman bir başarı elde edilmiş oluyor. Yani aslında bu dengeyi kurarak yapıyorsunuz neticede. Evet. Hani hem o 6 ay tanıma süresi iş yapma süresine de dönüşüyor. Yani iş kesinlikle olunca. Aynen öyle. Yani teknolojide çünkü bir fırsatınız olmuyor. Birini tanıyayım, ondan sonra bir hareket edeyim, ondan sonra yazılımı yapayım. Böyle bir şeyiniz olmuyor. Beraber, aynı süreçte beraber tanıyıp devam ediyorsunuz yolunuza. Mesela biz Türkiye'de birkaç firmaydı. Bir tanesi de biz olduk. TÜBİTAK'tan yerinde yani Ar-Ge merkezi unvanı aldık. Normalde Ar-Ge merkezini alabilmeniz için bir kurulu yerler var. Ar-Ge merkezi yerleri kuruldu. Oralara gidip taşınmanız gerekiyor. Teknokentler var. Oralarda bu Ar-Ge merkezi unvanı alabiliyorsunuz. Ama ben şunu aldım. Bizim
kendi departmanımız vardı. İşte 1000 metrekarelik bir departman vardı. Orada mühendis arkadaşlarımızdan beraber oturduğumuz yerden TÜBİTAK'ta Ankara'da 3 ay boyunca uğraşıp o bölümü Ar-Ge merkezi yaptırdım. Ve de çok zor bir işi yaptık orada aslında. Çok enteresan bir şey yaptık. Çünkü profesörler geliyor çeşitli çeşitli üniversitelerden. Ve sizin burada gerçekten bu işi yaptığınızı, Ar-Ge işini yaptığınızı ve bundan ilgili çalışmalar yapılıp yapılmadığını, laboratuvarınızda olup olmadığını bir tespit ediyorlar. Hem profesyonel bir şirkette çalışıyorsunuz, hem Ar-Ge merkezi almak. Gerçekten zor bir iş. Çünkü profesyonel olarak zaman kaybına ve para kaybına bir tahammülleri yok. Hiçbir şekilde orada devam ediyor. Devam ediyor. Tabii ki maliyetler de ona göre evet. devam ediyor. Ama Ar-Ge merkezi deyince de profesörler geldiği zaman burasının daha akademik bir durum oluyor. Evet, laboratuvar olması gerektiğini düşünüyorlar. Buranın hem laboratuvar hem para kazanılan yer olarak bunu kabul ettirdik. Bu da zor bir süreçti. Bu da bir kabul gördü. Ve ondan sonra çok ciddi avantajlar oluyor tabii ki Ar-Ge merkezinin. Nedir? İşte oradaki kişilerin maaşlarını bir şekilde şeyden temin edebiliyorsunuz. TÜBİTAK'tan temin edebiliyorsunuz. Masraflarınızı temin edebiliyorsunuz. Bu şirkete ciddi bir katkı oluyor. Ve siz de katma değerli ürünler geliştirebiliyorsunuz böylelikle. Ve ne yapıyorsunuz? Öncü oluyorsunuz. Teknolojide öncü oluyorsunuz. Mesela kitabımda da bahsettim. En önemli teknolojideki öncülük bu cep telefonlarının kredi kartı şeklinde kullanılmasında NFC denilen bir teknoloji kullanarak onun yazılımlarını yazdık. Ve bunu da TÜBİTAK'tan onaylayıp bunun %60 teknolojik anlamda desteklediler bizi. Yani %60 desteklenmek ne demek? Bizim masraflarımızın %60'ını TÜBİTAK karşıladı demektir. Bu gerçekten çok önemli şeylerdi. Tüm bunlar ama bunların hepsi gençleri heveslendirmekle, onları farklı şeylere yönlendirmekle. Çünkü çok dolu ve çok sabırsız geliyorlar karşınıza. Tek düze iş yapmakla onları bir tatmin edip onları bir şekilde elinizde tutamıyorsunuz zaten. Şimdi bahsettiğinizi göz önünde bulundurunca yani bu çağrı merkezi, işte EFT'nin dikkat çekenler bunlar olduğu için söylüyorum. Şimdi neticede bu uygulamalar veya bu hizmet yurt dışından da alınabilirdi. Yani o dönemlerde aslında yani şu anda evet çok bilindik, hepimizin bildiği, yakın olduğu tabirler ama o dönem bu hizmetler alınabilirdi. Yani en azından bir EFT, bunun teknolojisi alınabilirdi. Şimdi hep bugüne baktığımızda hep şey diyoruz işte Türkiye, Orta Doğu'nun Ar-Ge merkezi olabilir, teknoloji merkezi olabilir. O dönem bunun öncüsü olmak bu anlamda da önemli diye tahmin tabii, ediyorum. Yani tabii. Türkiye'de bu işleri yapmak. Tabii ki kesinlikle. Bu bahsettiğiniz cep telefonlarının aynı zamanda işte kredi kartı olarak kullanılıyor olması. Yani bunlar zaten yapılmış olabilir çoğu ama biz teknolojide öyle bir yerdeyiz ki aslında Türkiye olarak hiç de kendimizi yabana atmamamız aynen lazım öyle. Değil mi? Aynen öyle. Çok doğru söylüyorsunuz ama mesela bu biz bu projeyi yaptığımızda bu kredi kartı olarak cep telefonu kredi kartı gibi kullanılması dünyada ilk yapılmıştı aslında. Dünyada ilk olması gerekiyordu ki TÜBİTAK size şey versin. Destek benzeri versin, olmaması evet. gerekiyordu. Ve biz bunu yaptıktan sonra Monaco'ya gittik. Monaco'da bir böyle bir seminer vardı. Bu seminere katıldık. Ve seminerde Prens Albert geldi ve de oranın bilişim bakanı da geldi ve bizim sunumumuzu istediler. Onlara sunum da yaptık bu konuda ve bunu göstermemizi istediler, bunu da gösterdik. Çok mutlu oldular ve bizimle irtibata geçtiler. Ve de Euronews bizi haber yaptı. Yani bütün bunlar çok önemli süreçlerdi. Türkiye için önemli süreçlerdi. Biz o zaman mesela bilmiyorduk belki. Evet. Yani Türkiye'de kendimizi bilmezken yurt dışından Türkiye'nin böyle bir başarısı biliniyordu. Evet, kesinlikle ya da değer veriliyordu belki. Yani ya hani Türkiye teknolojiyi tüketir, teknoloji üretmekte biraz geri pozisyondadır söylemini aslında sizin bu anlattıklarınızla tamamen doğru olmadığını kesinlikle düşünüyoruz öyle. Bir de tabii şu var bir tek. Oradan sonrasını devam etmeniz için çok ciddi desteklenmeniz gerekiyor.
devam etmelisiniz. Türkiye'deki en büyük sıkıntı bu oluyor. Bunlar bir firmaların sponsor olması gerekiyor. Buna değer vermeleri gerekiyor ve devam etmeleri tabii gerekiyor. İnanmaları gerekiyor. İnanmaları gerekiyor. Nedense bizde böyle bir hani aman neyse bunlar yapmıştır işte ama hani bilemeyiz ki falan bu modda insanlar. Halbuki desteklemelerini bırakmamaları gerekiyor. Mesela TÜBİTAK da evet destekliyor ama sonucunu bırakıyor. Bunun satılması için şirketleri zorlaması gerekir. Bu parayı geri alacağım demesi gerekir. Onu sattırmak durumunda kalmamız gerekir. Gidin yurt dışına buraya da ben size vereceğim, burada da sizi destekleyeceğim demesi gerekiyor. Bir yandan da tabii ki şirketlerin desteklemesi gerekiyor bu tip çalışmaları. Ama bu bir yerde kalıyor işte. En üzücüsü de bu kalması. Yani teknolojiyi buluyoruz, hayata tabii geçiriyoruz ama bunu pazarlama devam konusunda. Evet, evet. Yani bunu devam ettirme konusunda Türkiye'nin ciddi sıkıntısı var. Hakikaten değerli yazılımlar yazılıyor, hakikaten değerli şeyler yapılıyor. Fakat desteklenmiyor. Desteklenmemesinin nedeni de inanç olmadığı için desteklenmediğini düşünüyorum. Yani Türkiye'deki bu yapılan işlerin aslında Türklere inanç olması gerektiğini de düşünüyorum. Ama birazcık siz bunun aslında en inanılması gerektiğinin en iyi örneklerinden birisiniz diye evet, düşünüyorum. Evet, kesinlikle öyle. Yani neticede bilgisayar mühendisliğinin olmadığı, yani öyle bir bölümün olmadığı, yazılım nedir dediğimiz zaman çoğu kişinin bilmediği dönemde bunları sıfırdan yapmak ve tabii Türkiye'nin değerleri olarak aslında Türkiye'nin teknoloji hamleleri olarak yapıyor olmak önemli. Tabii tabii. Dolayısıyla bunu da en rahat siz anlatırsınız ki aslında tabii kitabınızda da bundan bahsediyorsunuz. Anlatmaya çalıştım tabii ki kesinlikle. Yani şey olarak anlatmaya çalıştım. Biraz daha sohbet ettim ve esprili bir şekilde biraz gülmelerini de istedim. Hani bunun enerji vermek de istedim. Hani bu pozitif enerji denip duruyor ya. Hakikaten de öyle bir enerjiyle yapmak istedim bunu. Bir bu süreçte kendilerini devam etmelerini, yani ben mesela devam etmedim, çoğunu devam ettim ama sonunda artık devam etmemeye başladım. Ama bunu bayrağını alıp bunu, bu sorunları görün ve devam edin. Bunlardan korkmadan, yılmadan devam edin. Ve de iyi şeyler üretin. Çünkü şu andaki gençlik gerçekten çok çok iyi. Ben ailelerini de tebrik ediyorum zaten. Çok güzel gençler yetiştiriyorlar. Ve bunların bizi temsil edip bu sıkıntıları bertaraf etsinler, devam etsinler hayatlarına. Dünyaya açılsınlar. Çünkü global çocuklar yetişiyor artık. Tabii. Dünya çocukları olsunlar. Hiç çekinmeden cesur olup dünyaya da açılsınlar istiyorum. İnşallah kendi çocuklarımı da yapmaya çalışıyorum ama bu gençlerle çok iyi çalıştığım için o gençlerin değerlerini çok iyi biliyorum. Çünkü hep genç nesille çalıştım ben. Bu kitabı yazarken ama farklı kitapları veya bu tip hayat hikayelerini ya da yurt dışı kaynaklı kitapları okuduğunuzda çok belli. Evet. O anekdotlarda var. Evet. Mesela benim en çok dikkatimi çeken, bilen vardır, bilmeyen vardır. O yüzden bir kez anlatmanızı rica edeceğim. Bu patates tarlası var. Bir mahkum çıkmak evet, için evet, değil evet, mi? Evet, onu bir anlatır evet mısınız? Adamcağızlan her zaman oğlu tarlaları da ekiyorlar ve patatesi ekiyorlar ve patatesi gidip satıyorlar ve geçim kaynakları bu şekilde. Bir gün oğlu hapse giriyor. Hapiste işte babasına nasıl yardım edeceğim, ne yapacağım diye düşünürken bir farklılık yaratıyor. Diyor ki baba, diyor, bir mektup yazıyor babasına. Şimdi işte ben, diyor, birini öldürmüştüm, diyor. Onu, diyor, patates tarlasına gömdüm, diyor. Bunu, diyor, oradan çıkartmamız gerekiyor, diyor. Sen bil, diyor, bunu. Bu şekilde hareket etmemiz lazım, diyor. Ben sana arkadaşımı gönderirim yardım için, diyor. Mektubu gönderiyor. Tabii bu hapishane kurallarına göre açıyorlar mektubu, okuyorlar falan. Bütün FBI, bir takım, bir sürü polisler, molisler bütün tarlayı talan ediyorlar. Ve tabii toprağı kaldırıyorlar. Ekilecek hale geliyor patatesler artık. Babasına da tekrar bir mektup yazıyor.
Bu kadar uzaktan elimden gelen ancak bu kadardı diye bir evet. yazı yazıyor. Sınırımız yoktur gösteriyor herhalde. Ben bunu anlıyorum. Belki sınırımız yok. Anlar. Bir de ben mesela şeyi de yapıyorum. Bir yapacağım bir işi bile fark yaratarak yap. Yani bu bir fark yaratma aslında. Düşüncede bir fark yaratma diye de düşünüyorum bu işi. Yaptığımız her işte bir fark yaratalım. Yani bunu da düşünebilecek gençlerimiz dolu. Bir dolu. Yapabilecek gençlerimiz çok dolu. Evet, düşünüyoruz ama hayata geçirmek evet. de belki biraz daha evet. hani cesur adımlar cesur atmamız. Yani bu cesaret o anlamda önemli. Evet. Hani az önce size anlatırken yine soracaktım, yeri gelmişken cesaret demişken. Şimdi EFT diyoruz. Hı hı. Yani şu anda bile yani 2015 yılındayız ve çoğumuz EFT işlemi yaparken bazen işte korkarız. İşte hı hı. yanlış hesaba gönderebilirim, eksik gönderebilirim, fazla gönderirim vesaire hı hı. gibi. Çoğumuz alışamadık, kullanmıyoruz. Ama o dönem siz bunun yazılımını yaptığınız için hani şu anda korktuğumuz bir teknolojiyken o dönem yapmış olmak ve bunun hatalarını bertaraf edebiliyor olmak da çok büyük önemli. Cesaret tabii, gerektiren tabii, bir tabii. durum. Yani çünkü hem zamanla yarışıyorsunuz, güvenlik çok önemli. Yani çok prensipli, disiplinli olmak gerekiyor. Değil tabii. mi? Yani bu cesaret. İnanılmaz doğru bir noktaya değindiniz. Çünkü sonuçta bir bankaya siz bir yazılım yazıyorsunuz ve hakikaten EFT para gitti mi gider. Bir daha gerisi yani uçup gidiyor para çünkü başka bir yere gönderiyorsunuz. Sana başka oldu. Bir bankaya Tabii. gönderiyorsunuz. Adamın parasını hesabından çıkıyor, başka bir adamın hesabına para geçiyor. Gitti mi gider yani nasıl alacaksınız, nasıl yapacaksınız? Burada da işte çok korkuya gerek yok. Bunun çünkü artık deneyimleri var, test ortamları var, bunu test eden insanlar var ve bu konuda cesur olduğunuz zaman iş zaten yolunda gidiyor. İş yolunu buluyor zaten. Ama korkak olduğunuzda mutlaka başınıza bir şey geliyor. Öyle evet. değil mi yani? Bir şeyleri deviriyoruz bile mutlaka. Şimdi devireceğim diyorsunuz, deviriyorsunuz zaten. Bunun için de yani... Cesur olup gitmek gerekiyor. Çok riskli işler yapılıyor tabii ki. Yani bunun insanın canını okuyacak riskler bunların hepsi. Sizden bunu tahsil edebilirler. Nasıl tahsil edebilirler? Bunların hepsi zor işler. Ama bu konuda cesur olup, özgüvenli olup birazcık da pozitif düşünerek, bir şey olmayacağını düşünerek o enerjiyi yayarak öyle gitmek gerekiyor. Şimdi bu kitapta yazmadıklarınız da mutlaka vardır ama hani sizin deneyimleriniz, tecrübeleriniz açısından söylüyorum. Yine kitabın içinde bir söz vardı. İşte hata yapmaktan korkmayın ama aynı hatayı ısrarla yapıyor olmak için hayat kısa gibi bir söz vardı. Evet, tam evet. söyleyememiş evet. olabilirim ama içinde olduğunu biliyorum. Bir taraftan da hani... Aslında bazı şeyleri atladım. Atladığım şeylerden bir tanesi sabırdı diyorsunuz bir yerinde. Hı. Ve orada da yine işte Çinlilerin nasıl bambu ağacı evet, ürettiğini evet. de anlatıyorsunuz. Evet. O da enteresan. Evet. Sizin bunun gibi yani dediğim gibi bu kitapta anlattığınız veya anlatmadığınız işte ben bu hatayı yaptım veya işte şuna daha çok vakit ayırmalıydım gibi söylemleriniz oldu mu sonradan kitabı yazdıktan Kesinlikle sonra? Kesinlikle oldu. Şimdi bu kitabı yazdıktan sonra hatta kitabın başında da yazdım onu. Keşke ben bu kitaptan önce yazmadan önce bunları bilseydim diye düşündüm. Bir sabrı bilseydim. Hatalardan keyif almasını bilseydim. Aynı hatayı yapacak kadar lüksüm olmadığını bilseydim. Keşke bunları daha önceden tespit edip bilebilseydim. Bu kitabın başında da bunu söyledim. Yani bu bir zaman akıp gidiyor. Ve bu yolda giderken insanların keşkeleri oluşabilir. Bu kitapta biraz o keşkeleri bak işte herkesin başına gelebiliyor. Sadece senin başına gelmiyor. Boş ver. Sen yoluna devam et. Yani hatandan da keyif al. Biraz da eğlenmesini de bil. Bunların hiçbirini hani daha ciddiye, çok ciddiye aldığımı düşünüyorum. Birazcık daha az ciddiye alsaydım, biraz daha keyfini çıkartarak yol alsaydım diye düşündüğüm çok oldu. Bu kitabı yazarken onu düşündüm. Ben bunu birçok kadından duydum biliyor musunuz? Evet. Yani aslında hani hep işte
alanında başarılı kadınlar diyoruz işte sabah kahvesi programını yaparken. Keşke daha çok keyif alsaydım kısmını hep söylüyorlar. Yani keşke daha az endişeli olsaydım gibi. Evet. Ya da işte bu annelikte de böyle, iş hayatında da böyle, değişmiyor. Yani ortak nokta bu herhalde. Belki evet, bunu biraz daha ön plana çıkarmak lazım. Yani evet, evet. Daha hayattan keyif alarak. Kadınların belki de ortak problemi mi? Öyle mi algılamak lazım? Çünkü birincisi çok mücadele ediyoruz biz. İş hayatında ve ev hayatımızda çok ciddi bir mücadelemiz var. Yorgunuz. Yorgun olduğunuz zaman bunları fark edemiyorsunuz. Ben eve döndükten sonra bir boşluğa düştüm. Çünkü çok şey yapıyormuşum. Ne kadar az şey yapmaya başladım dedim. Zamanımı ne kadar çok şeyle yormuşum kendimi de diye düşündüm. İş hayatında ilerlememiz için bir kere kendimizi şeye almamız gerekiyor. Kıskacın altındaydı, kıskaç altında gidiyorduk. İşte bir yandan erkeklerle mücadele ediyorsunuz, bir yandan işinizle mücadele ediyorsunuz, bir yandan ünvanlarınızla mücadele ediyorsunuz, bir yandan evinize dönüp evinizdeki çocuğumu acaba eksik mi yetiştiriyorum diyorsunuz. Acaba benden yoksun mu kalıyor diyorsunuz. Tüm bunları, bu süreçleri yaşarken kafanızda inanılmaz büyütüyorsunuz. Ve bundan keyif alamıyorsunuz bir türlü. Çünkü bir tane şeyiniz yok. Bir tek sadece işe gitmiyorsunuz ki. İşe gidip eve geldiğinizde böyle bir sorununuz olmadığı takdirde keyifli keyifli akşam şöyle bir güzel otururuz. İşte bir işte ne bileyim bir kahvemizi içeriz. Bir sohbetimizi ederiz. Böyle bir şey olmuyor ki. İşte koşturuyoruz. Eve geliyoruz sonsuz derecede koşturuyoruz. Yani bunları düşünecek, bunları durup da düşünecek vaktimiz olmuyor maalesef. Bayanlar olarak olmuyor. Kadınlara şimdi neticede siz bunu anlatırken genel olarak gençlere işte iş hayatına yönelik olarak önerileriniz, tavsiyeleriniz var ama hani kadınların bu anlamda işi biraz daha zor olduğu için özel olarak önerileriniz var mı? Yani keşke dememek için bunu yapın ya da işte o dengeyi kurmak da kolay bir şey değildir. Biraz da yaratılış gereği bir yetenek midir? Bir Allah vergisi midir? Onu da tam olarak çözemiyoruz ama neticede o dengeyi kurabilmek, aynı zamanda işte iyi bir anne olduğunu bilmek, iyi bir eş olduğunu, iyi iş hayatında başarılı olduğunu bilmek açısından önerileriniz var mıdır? Sadece kadınlar için evet, diye sorayım. Evet, kesinlikle var tabii ki. Yani şu var, bir kere ciddiye, yani yaptıkları işi tabii ki ciddiye alacaksınız ama kafanıza takılı kalmasın. Genellikle biz hanımlar bir şeyleri sürekli bin tane tilki vardır kafamızda. Bin tane şeyi kafamıza takarız. Aslında bunların hiçbirini kafaya takmamak gerekiyor. Annelik içgüdüsü olarak her şeyi kollamaya çalışırız. Biz iş hayatında bile kollamaya çalışıyoruz. Evdeki çocukları, eşimizi kollamaya çalışıyoruz. Halbuki su yolunda gidiyor. Olacağı zaten değiştiremiyorsunuz. Olacağına varıyor. O yüzden de biraz daha rahat hareket etmek gerekiyor. Olmayıversin bazı şeyler. Bunu da böyle düşünmek gerekiyor. Ama maalesef düşünmüyoruz. Ben de düşündüm mü? Düşünmedim. Ama şimdi düşünüyor muyum? Kesinlikle düşünüyorum. Keşke geriye dönüp yapsaydım. Birazcık daha az takılırdım bazı şeylere. Birazcık daha rahat olurdum diye düşünüyorum. Birçok şeyi sorumluluğunu kendi üstüme almazdım. Her şeyin sorumluluğunu, yani şuradan kedi bile geçse, kedi acaba düşecek mi, şu yemeğini yiyecek miyim, sorumluluğunu alıyorsunuz mesela. Yani o kadar abartıyorsunuz ki kendinize sorumluluk almada. Bunu yapmazdım diye düşünüyorum. Ama hepsini de bunu yaptıktan sonra görüyoruz. Evet, işte onun için de diyorum ki yani boş verin ya, ne olacak? Çoluk çocuk, evet onlara sevgimizi zaten onlar hissediyorlar. Bağlılığımızı zaten hissediyorlar. Onlara zaten veriyoruz. İş hayatını da çok ciddiye almamak gerektiğini ve bu kadar çok kafamıza takmamamız gerektiğini iletmeye çalışıyorum kadınlarımıza. Evet. Rahat olsunlar istiyorum ya. Birazcık rahat olalım.
biraz rahat edelim diye düşünüyorum. Evet, yani iş hayatına yeni başlayanlar için, evet, iş hayatının sonundakiler için bile belki, evet, bunu söylemek lazım, evet, yani. Herkesin ortak noktası çünkü. Değil mi? Bahsettiğiniz kesinlikle gibi. Öyle. Yani iyi bir anne oldum mu, işimi yaparken aynı zamanda işte eşime evime zaman ayırdım mı, eksikliği, hatta yine başka programda da örnek vermiştim. Anne olmak kendini eksik hissetmektir demişti. Evet. O da çok doğru bir cümle aslında. Yani hep eksik hissediyorsanız aslında bu sadece sizin değil, herkesin hissettiği. Ama işte mükemmeliyetçilikle ilgisi, evet, var. Biz bayanlar çok mükemmeliz. Yani mükemmel olmasını istiyoruz her şeyin. Ah, yuvamız çok mükemmel olsun, çocuğumuz bilmem ne olsun, işimiz çok mükemmel olsun. Yani zaten mükemmel. Bunun için biz kendi kendimizi yiyoruz. Aslında yoluna bıraksak, yolunda gitse her şey. Su yolunda bırakıversek, ama yok, bırakmıyoruz, tutuyoruz. Evet. Son olarak yine aslında iş hayatında anlaşmazlıkların olduğu veya işte kendi, yani üst düzey yöneticilikler yaptınız ama sizin de üstleriniz vardı ve onlarla anlaşamadığınız dönemlerin olduğu bir anlatımınız var kitabın içinde. Hı. Onlarla da baş ediyorsunuz bir taraftan, yani tüm bunlarla baş, tabii, ederken. Onu nasıl yürütmek, onu nasıl yönetmek lazım diye sorayım. Onu şöyle yönetiyorsunuz. Ben biraz farklı hareket ettim tabii ki. Yani herkes öyle hareket etmesini söylemem doğru olur mu ondan emin değilim ama ben şeyi ele aldım. Yine kendi bildiğimi yaparım gibi bir şey hissettim, evet, ben bu yazdığımızda. Evet, yani inisiyatifi elime İnisiyatif. Aldım. Bir üstüme ya da altıma, daha çok üstüme inisiyatifi son anda bıraktım. Yani ben inisiyatifi almıştım. Sadece haber vermek amaçlı yaptım. Ama sanki ondan inisiyatifi geri alıyormuşum gibi hareket ediyordum. Ama ben inisiyatifi alıp yolumda devam ediyordum. Sadece ben böyle yapayım mı yapmayayım mı diyordum ama ben zaten yapmıştım. Ben zaten devam ediyordum. Dolayısıyla işte bu da cesaret gerektiriyor. Evet, tabii. Ya da güven gerektiriyor, evet, neticede ama, evet, ama sonunda hani başarıyı herkes görüyorsunuz. Herkes bunu yapsın der miyim, i̇şte, bunu herkes, o biraz riskli bir iş çünkü. O da işte, o da aslında, tabii, bir karakter gerektiren, çünkü bir durum. Çünkü inisiyatifi aldığınız sonucunda bir sıkıntılı bir süreçle karşılaşırsanız, çok ciddi bir problemle karşı karşıya kalırsınız. Orada demin dediğiniz gibi cesur ve özgüvenli olmak çok önemli bu işlerde. Ama neyse ki şu gençler cesur ve özgüvenliler. Birçok genç. Ben de tam onu soracaktım aslında. Hani yeni Y kuşağı biraz daha hani kendi, ya bir daha hızlı olsun. Yani ben bu okulu okudum, mezun oldum. Yani tamam, ben bu işi biliyorum, o zaman ben bu işle ilgili bir sektörde çalışabilirim gibi. Daha sabırsız, daha aceleci, daha işin mutfağından ziyade yönetim katında olmak istiyorlar. Evet, evet. Yani haklı, kesinlikle, da bir gerekçe, belki de bu doğrudur yani. Yani pek de doğru olmuyor. Genellikle herkesin yukarıya doğru hızlı olmuyor, hızlı çıkan çok hızlı iner aşağıya. Burada en önemli şey, aslında bunu anlatmaya çalıştım. Cesur ve özgüvenli olun ama bu kademelerini atlamakta, maddi anlamdaki ödüllerde bunlara takılı kalmayın. Siz cesur ve özgüvenli olup yolunuzda gidin. Zaten bunun ödüllerini alıyorsunuz, alacaksınız mutlaka. Almıyorsanız da öyle bir kendinizi gördüğünüz yerde değilsinizdir. Daha farklı bir yerdesinizdir. Sizin kendinizi çok üstün görüyor olabilirsiniz ama daha aşağılarda bir yerdesinizdir. Ama siz zaten cesur ve özgüvenli olur ve yolunuzda insanlardan iki kat daha fazla çalışırsanız bunun ödülünü zaten alıyorsunuz. Bir şekilde alınıyor. Bu maddiyat olmayabilir. Başka bir iş hayatına geçip başka bir iş hayatında çok daha tek bir adam haline gelebiliyorsunuz. Bunu anlatmak da istedim. Sabırlı olun, boş verin. Siz yolunuzda devam edin. Ama sabırlı da devam edin. Biliyorum çok telaşlılar, çok heyecanlılar ve çok çabuk da bir yerlere gelmek istiyorlar. Zaten kendiniz, kendi bilginizle, cesurluğunuzla, özgüveninizle kendinizi bir yere oturtuyorsunuz. İnsanlar sizi zaten orada görüyorlar. Ünvana takılmamak gerekiyor, evet, aslında. Evet.
Bu anlattıklarınızdan çok daha fazlası bu kitapta var. Evet. Çok da yeni çıktı. Evet. Değil mi? Haziran başı itibariyle. Dolayısıyla hani bunların bir örnek olması ve bu kitapta daha fazla şey bulunması temennisiyle diyelim. Çok evet. Teşekkür ediyoruz Bahar Madazlı programımıza katıldığınız için. Ayrıca bizi de evinizin bahçesinde konuk ettiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Bahar Madazlı konuğumuzdu. Kendisiyle hem kitabını, Yoldan Çekilin Hedefteyim kitabını konuştuk. Hem de tabii ki iş hayatında aslında başarının ve üzülmemenin sırlarını konuşmuş olduk. Sabah kahvesini noktalıyoruz. Farklı bir isimle tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.